nişası makul olanın yeniden makbul hale gelmesiyle mümkündür. Çünkü makul olan, yani toplumun ortak çıkarlarını gözeten anlayış, ülkemizin geleceği için rotamızı belirleyen bir pusuladır. Benim çağrım, hep birlikte hareket ederek daha güçlü, daha müreffeh, yeni bir Türkiye'yi inşa edebilmek çağrısı ve davetidir. Kuru bir toprakta filizlenen her tohum gibi bu birlik çağrısı Türkiye'nin geleceğini de yeşertecektir. Tüm bu açıklamaların yeterli olması gerekiyor ama öyle bir hale geldik ki doğruyu daha güçlü, daha açık ve daha net bir biçimde anlatmak şart artık. Kıymetli dava arkadaşlarım, aziz milletim, kutuplaştırıcı siyasetin toplumu parçalara ayıran yaklaşımlarının artık son bulması gerek. Bu büyük milletin damarına basanlar, halkımızı birbirimize düşman edenler, bir ateşin üzerine benzin döker gibi bu ülkeyi karıştıranları bizi dikkatle dinlemeye davet ediyorum. Yeter artık. İnsanları ayrıştırarak, kin ve nefret tohumları ekerek bu ülkenin geleceğini karartmaya çalışıyorsunuz. Bu ülkenin geleceğini size teslim etmeyeceğiz. Bu dost düşman tarafından iyi bilinmelidir. Toplumumuzun içinde birliği bozanlara, huzurumuzu kaçıranlara karşı sabrımız kalmamıştır. Çatışmalarla, kavgalara yol açarak iktidarını korumaya çalışanlar bilsin ki Türkiye'nin sarsılmaz birliği karşısında duramayacaklardır. Bugün burada Türk milletine yapılan bu çağrı kardeşliğimizi parçalayanlara karşı yükselmiş bir ses ve yükselmiş bir isyandır. Biz bu ülkeyi parçalara ayırmak isteyenlerin değil, birleştirmek isteyenlerin safında olacağız. Biz taraftar değiliz, Türk milletinden tarafız. Türkiye'nin başına örülen bu kutuplaştırıcı tuzakları da bozacağız. Herkes bilsin ki merkezde buluşma çağrısı aşırılıkların değil, makul olanın zaferini getirecektir. Bu sağduyu ve aklı selim yolunda bir araya gelip Türkiye'nin geleceği için en doğru adımları da hep birlikte atacağız. Bizler bu ülkeyi güvenli bir geleceğe taşımaya kararlıyız. Milletimiz bizden bu büyük tarihi misyonu yerine getirmemizi bekliyor. Ayrışmak değil, birleşmek istiyor. Kutuplaşmak değil, kucaklaşmak istiyor. Çatışmak değil, barışmak istiyor. Sürünmek değil, şahlanmak istiyor büyük Türk milleti. Ve bunu yaparsa ancak iyiler yapar diyor. Bu tarihi sorumluluktan kaçamayız değerli dava arkadaşlarım. Başarmak zorundayız. Allah da, millet de, tarih de şahit olsun ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Bu milletin hürriyetine ve bağımsızlığına karşı çıkanlara
ben de genç teğmenler gibi kılıcımı kaldırıyorum. Değerli dava arkadaşlarım. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.